Sevgili dostlar, Bir Cami Bir Mani programından herkese merhabalar. Ben Lokman da. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir caminin önündeyiz. Aslında içine girmek isterdik ama maalesef restorasyon çalışması devam ettiği için giremeyeceğiz. Neredeyiz? Beyazıt Meydanı'ndayız. Beyazıt Külliyesi'nin önündeyiz. Gerçekten İstanbul'un en önemli, en güzel meydanlarından bir tanesi. Yani Sultanahmet'ten sonra en çok bilindik yerlerden birisi diyebiliriz Beyazıt Meydanı için. Yani İstanbul'a gelen herkesin uğradığı, buradaki maneviyattan yararlandığı çok keyifli bir yer. Özellikle Ramazan aylarında burada çok güzel etkinlikler olur. İşte o etkinliklere akşam gelen insanlarla burası hınca hınç dolar. Hemen İstanbul Üniversitesi'nin karşısında bulunan çok önemli bir yerdeyiz. Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. Ama dediğim gibi restorasyon çalışması var. İçine giremeyeceğiz ama şimdi İstanbul'daki bu güzel Selahattin camilerini anlatırken, padişahlarını anlatırken ikinci Beyazıt'ı veya herkesin bildiği ismiyle Beyazıt-ı Veli'yi anmadan olmaz diye düşündük. O nedenle restorasyonda da olsa Beyazıt'ı anlatmak istedim sizlere. Gerçekten çok önemli bir cami. Hatta Evliya Çelebi biliyorsunuz ki hani gezdiği dolaştığı her yerden çok güzel bahseder, oraları tek tek anlatır. Bizim pirimiz diyelim, bizim programların öyle diyelim. Hepimiz ondan feyz almışızdır, ilham almışızdır gezi programları olarak. Ama onun söylediği çok güzel bir söz var. Fatih ve Beyazıt'ın yaptırdığı ve onların sadrazamlarının yaptırdığı camilerin ruhaniyeti bir farklı der. Gerçekten de Fatih'in ve onun oğlu 2. Beyazıt'ın yaptırdığı camileri gezdiğinde siz de o aradaki farkı göreceksiniz. Tabii ki bütün mabetlerimiz çok kutsaldır, çok önemlidir ama Beyazıt-ı Veli'nin ayrı bir parantezi vardır. Çünkü Osmanlı padişahları arasında Veli lakabını kullanan tek padişahtır. Daha doğrusu kullanan değil, Veli olarak anılan tek padişahtır. Kimileri ona Sofu Beyazıt, kimileri ise Beyazıt-ı Veli diye söyler. Gerçekten keramet sahibi olduğu bilinir. O keramet sahipleri gerçekten hani her zaman diyoruz, her semtin, her ilçenin, hatta her ilin bir manevi bekçisi vardır diye. İşte Beyazıt'ın da velisi aslında Beyazıt'ın kendisidir. Yani bu semtin velisi. Çok önemli menkıbeleri var. Onunla ilgili çok güzel şeyler anlatılıyor. Bazısı da işte bu caminin açılışında olduğu söylenir. Cami açılışında güzel bir cuma günüdür yine. Ve herkes, işte bütün devlet erkanı, alimler, Şeyhülislam ve bütün halk caminin açılışına gelmişlerdir. Tabii Şeyhülislam şöyle bir duyuru yapar. Oradaki bütün halka, içinde padişah var, devlet alimleri var, ulemalar var. Der ki, namazı bize, ikindi namazının bile sünnetini kaçırmayan bir kişi kıldırsın der. Ya bakın çok önemli. İkindi namazının sünnetini dahi kaçırmayan. Çünkü niye böyle derler? Zaruret halinde, çok acil, çok önemli bir şeyde ikindi namazının sünnetini kılmayabilirsiniz. Yani böyle bir kolaylık var. Ama onu bile kaçırmayan birisi kıldırsın dediğinde Şeyhülislam, hiç kimseden ses seda çıkmaz. Sonra padişah der, efendim der. Şükürler olsun, hamdolsun Allah'ıma ki biz seferde, yani savaşta ve normal zamanda bile ikindi namazımızın bile sünnetini kaçırmadık, kıldık elhamdülillah. O nedenle namazı kıldırmak bana düşer der ve padişah mihraba geçer. Mihrapta namazını kıldırmaya başlar. İşte dediğimiz, hani menkıbe dediğimiz o güzel rivayet o zaman gerçekleşir. Beyazıt-ı Veli birinci Allahu Ekber der, elini bağlamaz. İkinci bir kez Allahu Ekber der, yine elini bağlamaz. Üçüncü Allahu Ekber de artık elini bağlar. Tabi halk arasında, şimdi ben bunu anlatırken siz de duymuşsunuzdur. Genelde ne zaman olur bu? Bayram namazlarına, değil mi? Ama bayram namazı değildir. Normal cuma namazını kıldırır. Eda ettikten sonra da tabi herkes herhalde padişah heyecanlıydı, şaşırdı, o nedenle böyle bir şey yaptı diye düşünmeye başlarlar. Ancak yanındaki alimler sorar, padişahım neden üç kere tekbir getirdiniz, daha sonra elinizi bağladınız diye sorduklarında ise işte o müthiş cevabı verir. İlk tekbirde Allahu Ekber dedim, Kabe'yi göremedim.
İkincisine yine Allahu Ekber dedim, Kabe'yi göremedim. Üçüncüde Allahu Ekber dedim, Kabe'yi gördüm. Ondan sonra elimi bağladım ve namazı kıldırdım der. Beyazıt Veli ile ilgili birçok menkıbe, birçok rivayet vardır. Bir tanesi de şöyle gerçekleşir. Caminin henüz inşaatı zamanındadır ve yaptıran mimar tam olarak kıbleyi nasıl bulacağını şaşırır. Sağa mı yapayım, biraz sola mı yapayım? İşte tam kıbleyi, yani Mekke'yi bu şekilde göremez ve şaşırdığını padişah o esnada camiyi gezerken fark eder ve mimarı yanına çağırır. Tam da mihrabın oraya gelir ve der ki mimara, gel ayak uçlarıma bas ve burada kıbleyi ayarla der. Tabi mimar şaşırır, efendim olur mu, sizin ayaklarınıza nasıl basayım? Gel demiş, bu bir emirdir, gel ayaklarımın ucuna bas ve ne göreceğine bak demiş. Tabi anlamış onun kıbleyi şaşırdığını, yani mihrabı düzgün bir şekilde koyamadığını. Bu esnada Beyazıt Veli'nin parmak ucuna basar ve bastığı anda kıbleyi görmeye başlar, Mekke'yi görür ve ondan sonra da mihrabı düzgün bir şekilde ayarlandığı da söylenir. Dedik ya, Beyazıt Veli ile ilgili çok önemli menkıbeler, rivayetler var. İşte bir diğer rivayet ise inşaat zamanında yine devam ediyor. Beyazıt Veli'nin zaman zaman tedbiri kıyafet yaptığı, yani kılık kıyafetini değiştirip caminin inşaatında çalıştığı rivayet edilir. Öyle ki bildiğin halk gibi giyiniyor, caminin inşaatına geliyor ve duvar örüyor. Yani bir padişahın gerçekten hani bunu yaptığını çok az görmüşüzdür. Bir diğeri kimdi? Nerede anlatmıştım? Sultanahmet'te, Sultanahmet Camii'nin inşasında. Sultanahmet de tıpkı Beyazıt gibi o da tedbiri kıyafet yapar, gider caminin inşaatında zaman zaman çalışırmış. İşte o Beyazıt Veli caminin inşaatında çalıştığı zaman da bir bakıyor, bir kişi var, ondan sürekli daha fazla, daha yüksek duvar örüyor. Yani kendisi canla başla çalışıyor ama o kişi onun dikkatini çekiyor. Çünkü gerçekten imanla yapıyor, aşkla yapıyor işini ve sürekli ondan daha yüksek duvar örüyor. Tabii Beyazıt Veli ya, anlıyor kim olduğunu. Koluna giriyor ve diyor ki, sen Hızır'sın. Hızır tabii artık deşifre olduğunu anlıyor ve evet, Hızır olduğunu söylüyor. Bundan sonra diyor, her gün camime 5 vakit geleceksin diyor. O diyor ki, ben 5 vakit her gün camine gelemem. O zaman haftada bir gün gel diyor 5 vakit. Hayır diyor, ben haftada bir gün de gelemem diyor. O zaman diyor, haftada bir kere gel. Tamam diyor, padişahı kırmıyor ve haftada bir kere geldiği söylenir. Şimdi şunu söyleyelim, birçok cami gezdik, bazı camilerde hep Hızır makamını göstermeye çalıştık. İşte nerede gösterdik? Atik Valide Sultan'da anlatmıştık. Nerede var? Yine buraya çok yakın Atik Ali Paşa Camii'nde Hızır makamı var. Hızır makamının olduğu bir diğer yer ise işte hemen arkamdaki Beyazıt Camii. Orada da haftada bir gün, yani bir kere Hızır Aleyhisselam'ın camiye geldiği ve burada ibadet ettiği de söylenir. Sevgili dostlar, Beyazıt Veli'nin babası Fatih Sultan Mehmet Han, yani İstanbul'u fetheden büyük komutan. Oğlu ise Yavuz Sultan Selim, büyük Mısır seferini, Doğu seferini yapan büyük hükümdar ve onun torunu ise Kanuni Sultan Süleyman. Yani aslında Beyazıt Veli Osmanlı'nın en güçlü, en altın çağında yaşayan padişahlardan bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Fatih'in oğlu, Yavuz Sultan Selim'in babası, Kanuni Sultan Süleyman'ın ise dedesi. Yani gerçekten güzel bir neslinin ortasında yaşayan önemli bir padişah. Ve dedik ki Osmanlı padişahları arasında Veli lakabıyla anılan tek padişah olduğunu tekrardan hatırlatalım. Şimdi İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı topraklarına hediye etti. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bununla ilgili, İstanbul'la ilgili bir hadis
vermiş, okumuş ve hani İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur diye. İşte o güzel İstanbul 1509'a geldiğinde çok büyük bir deprem yaşar. Tabii padişah Beyazıt'ı velidir, yani ikinci Beyazıt'tır. Ve deyim yerindeyse büyük mabetler, büyük devlet binaları yerle bir olur. Taş üstünde taş kalmaz. İstanbul, hani o Fatih'in güzel İstanbul'u yerle bir olur. Ancak Yavuz Sultan Selim'in babası Beyazıt gerçekten hani bir sulh padişahı dedik ya, çok büyük seferlere, savaşlara gitmemiştir. Daha çok barış padişahı olarak bilinir. Aslında ömrünün büyük bölümünde İstanbul'un ihyasıyla uğraşır. Düşünebiliyor musunuz? 1509'da bu büyük camilerin çoğu, büyük devlet dairelerin, binaların çoğu yerle bir olur. Ve tam 3000 usta, 77 bin işçiyle her gün yeni bir binayı tekrar restore etmiş ve deyim yerinde ise İstanbul'un yeni inşası için aslında onun ustalığı var diyebiliriz. Çünkü yıkılmış, harabeye dönmüş bir deprem İstanbul'undan harika bir İstanbul tekrar çıkartıyor. O nedenle Beyazıt-ı Veli'yi, yani 2. Beyazıt'ı biz İstanbul'un her yerinde anlatabiliriz. Neresinde konuşursa konuşalım onun emeği vardır, özellikle eski yapılarda. Çünkü bütün İstanbul'u tekrardan inşa ettiren önemli padişahlardan bir tanesidir. Sevgili dostlar, Beyazıt'ın velisi, delisi ve kedisi eksik olmazmış derler. Velisi için Beyazıt'ı veli diyorlar. Delisi için hemen karşısında üniversitesi var, herhalde kitap delisidir. Kedisi ise, kedisinin hikayesi hemen arkamdaki bu güzel kütüphanede. İlk Osmanlı resmi kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi hemen caminin karşı tarafında. Kedilerin hikayesi de işte bu kütüphanede başlıyor. Aslında bu kütüphane 18. yüzyıllara geldiğimizde artık 2. Abdülhamit Han zamanında yaptırılıyor. Yani 2. Abdülhamit için şöyle söylüyor: sanata ve kültüre çok değer veriyor. Gerçekten çok önemli eserler kazandırıyor bu anlamda Osmanlı'ya. Ve bu kütüphaneyi yaptırırken, yani kütüphaneye çevirirken mermerlerini bile ta Fransa'dan getirtiyor. O kadar önem veriyor, o kadar değerli. Tabii aslında baktığınızda burası bir külliye olarak inşa ediliyor, Beyazıt Külliyesi olarak. O zaman burası kütüphane değil. Tabii ne o zaman burası? Şu bulunduğumuz bina değil de onun yan tarafı asıl bina. O zaman burası bir kervansaray var. Her zaman külliyelerde neyi anlatıyorduk? Kervansaraylara gelen insanlar güzel bir şekilde 3 gün boyunca burada ücretsiz bir şekilde kalabiliyorlardı. Sadece onlar değil, aynı zamanda gelen kişilerin hayvanları da burada 3 gün boyunca ücretsiz bir şekilde bakılıyor ve onların yemleri bile bedava. İşte aslında kütüphane, sizin de anlayacağınız şekilde söyleyeyim, ilk Beyazıt Külliyesi yapıldığında aslında bir ahır. Ahır daha sonra kütüphaneye çevriliyor ve işte o kedisi, velisi, delisi dediğimiz olayın hikayesi de buranın 2. kütüphane müdürü İsmail Said Sencer zamanında başlıyor. Kendisi kedileri çok seviyor. Öyle ki o dönem burada müdürlük yaptığında onun 80'e yakın kedisinin olduğu söyleniyor. Ve ona bakan bir sürü insan var. Aynı zamanda maaşının yarısını kedilerin sütüne ve ciğerine harcıyor. O kadar kedi sever bir bilgi olduğunu söyleyelim. Şöyle de bir özelliği var. Hani Osmanlı'da gerçekten ilmine çok saygı duyulan bir kütüphane müdürü. Hatta Batılılar onun için şöyle derlermiş, Sencer Hoca için: kafasındaki bilgiler bulunduğu kütüphaneden daha fazla. Şimdi tabii Cumhuriyet döneminde 1940'larda hayatını kaybediyor. Ancak o döneme kadar da biliyorsunuz tedbiri kıyafet oluyor. Yani kıyafet devriminden sonra herkes kılık kıyafetini değiştirirken o hiçbir zaman için sarığından ve cübbesinden vazgeçmeyecektir ve ona tolerans gösterecektir. Öyle ki dönemin kültür bakanları bile önünde el pençe divan durur. Kedileri çok sever. Bazılarımız kedileri sevmeyebiliriz. Mesela benim eşim de çok sevmiyor. Ancak kediler gerçekten
aslında nankör falan değillerdir. Onu belirtelim. Kediler çok sadık hayvanlardır. Öyle ki Peygamber Efendimiz bile kediler için çok güzel kelimeler sarf ettirmiş. Bunu biliyoruz. Niye kediler böyledir biliyor musunuz? Aslında kediler rızkın nereden geldiğini çok iyi bilirler. Allah'tan geldiğini bildiği için kediler sadece Allah'a boyun eğerler ve ona yani hani biz diyoruz ya bize alışmıyor. Alışmamasının nedeni ne? O işte rızkın nereden geldiğini biliyor. Allah'tan geldiğini biliyor. Kediler öyle değildir. Kediye köpekler öyle değildir. Kedi gibi değillerdir. Sen ona yemek verdikçe o sana sadakatini bir şekilde bildirir. Çünkü rızkın senin verdiğini bilir. İşte o İsmail Sencer Efendi burada 40 yıl boyunca kütüphane müdürlüğü yapmış. Ve buraya geldiğinizde o binayı göreceksiniz. Hani Osmanlı'nın da ilk resmi kütüphanesi olduğunu belirtelim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Külliye'nin en güzel yapı taşlarından bir tanesi. Restorasyondan o da geçti. Diğer birimlere maalesef giremiyoruz. Keşke size kubbesinden, minarelerinden, mihrabından, minberinden, içindeki süsleme sanatlarından bahsedebilseydim. Ama dediğim gibi içeride çalışma olduğu için caminin içine giremeyeceğiz. Ama siz gelince buraları elbette gezip dolaşabilirsiniz. İbadete açık bölümü var. Yine burada ibadetinizi yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, size Beyazıt Camii'nin çok mimarik özelliklerini anlatmayacağım. Çünkü içini gezip dolaşmadığımız için sadece şunu bilmenizi istiyorum. İki minaresinde de birer şerefesi var. Yani iki şerefesi olan. Çok özel, çok güzel bir cami. Ancak şunu anlatabilirim. Hani hep diyorum ya klasik Osmanlı eserleri diye. İşte o klasik Osmanlı anlamında İstanbul'a yapılan ilk cami olduğunu belirtelim. Kimisi mimari için mimar Kemalettin, kimisi de Hayrettin diyor. Anlatayım. Daha sonra onun torunu yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan'la bu iş artık ayyuka çıkacaktır. Ve en değerli, en önemli klasik Osmanlı eserleri Mimar Sinan zamanında yapılacaktır. Ve daha sonra Mimar Sinan ekolünden gelen onun öğrencileri yapacaktır. Mimar Davut yapacaktır. Veya 1. Sultanahmet zamanında Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yaptırılan o klasik Osmanlı eserlerinin işte ilki bu Beyazıt Camii. Külliye çok büyük, çok geniş. Böyle meydana geldiğinizde gerçekten gezip dolaşmanız gereken önemli yerlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi restorasyon bittikten sonra. Türbe tarafında İkinci Beyazıt'ın yani Beyazıt Veli'nin türbesi bulunuyor. O da yine klasik Osmanlı türbelerinden yani sekizgen bir yapısı olduğunu belirtelim. Yine kızının da türbesinin burada olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ne dedik? Sulh padişahı dedik. Çok savaşmadı dedik. Zaten oğlu Yavuz Sultan Selim daha sonra onun baskısıyla tahttan inecektir ve memleketine giderken hayatını kaybedecektir. Daha sonra burada onun adına yaptırılan türbede türbeye defnedilecektir. Gerçekten çok önemli, çok güzel bir dönemi var Beyazıt Veli'nin. Aynı zamanda çok sefere katılmadığı için şunu söyleyelim. O hani cihattan yaralanabilmek için, onun sevabından yaralanabilmek için oraya katılan askerlerin elbiselerine bulaşan çamurları toplayıp hepsini bir araya getirdikten sonra ben öldükten sonra yanağımın altına bu çamurları koyun ki ben de cihattan sevaplarından yararlanayım diyen önemli bir alim aynı zamanda. Kendisi hem alim hem şair hem de gerçekten dönemin en bonkör padişahlarından bir tanesi. Öyle derler ki onun zamanında İstanbul'da neredeyse fukara görmek mümkün değil. Çünkü bütün fukaralara, bütün fakirleri doyuran önemli padişahlardan bir tanesi. Aslında Beyazıt'ta daha çok anlatacak şeyimiz var. Ancak çok görselimiz olmadığı için Beyazıt'a burada bir virgül koyuyoruz. Hemen çok yanı başında Kalenderhane Camii var. Oraya gidelim. Kalenderhane Camii'nin de biraz hikayesinden bahsedelim.
Sevgili dostlar, Beyazıt Camii'nden biraz aşağı doğru geldik. Şu anda çok güzel bir sokaktayız. İyi restore edilmiş. Şöyle baktığınızda tarihi böyle size yaşatan, anımsatan, ah keşke o eski yapılar olsa da bakın ne kadar güzel estetiği bulunan harika bir sokak. Yani bütün sokak böyle değil elbette ama 1, 2, 3, 4, böyle 6 kemere kadar 7-8 tane bina bu şekilde güzel korunmuş, restore edilmiş ve günümüze getirilmiş güzel binalardan bazıları. Hemen bitiminde ise Bozdoğan Su Kemeri var. Bozdoğan Su Kemeri'ni hemen hemen hepimiz çok artık biliyoruz. İstanbul'un en önemli su kemerlerinden bir tanesi. Ama bütün dünyada Bozdoğan değil de Valens Su Kemeri olarak biliniyor. Romalıların bize armağan ettiği güzel kemerlerden bir tanesi. Roma İmparatoru 4. Valens zamanında yapılıyor. Şehrin su ihtiyacını karşılaması için taşınan su bu su kemeri sayesinde şehre eski İstanbul'a taşınıyor. İşte o su kemerinin hemen kenarında köşesinde çok güzel, çok küçük bir cami var. Kalenderhane Camii. Aslında eski bir kilise. Daha sonra burası camiye çevrilmiş, minare yapılmış. Ancak o kiliseden daha öncesi de var. Aslında orası su kemerin hemen dibindeki bir Roma hamamı. Biliyorsunuz hamamlar Roma'da çok meşhur. Genelde şehirlerin dışına yapılıyor. İnsanlar seferden, savaştan geldikten sonra o hamamlarda yıkanıyor, temizleniyor, paklanıyor. Daha sonra şehrin içine giriyor. Romalıların böyle bir temizlik anlayışı var. O Roma hamamları işte çok meşhur bütün tarih boyunca. O kilisenin bulunduğu yerin temelleri kazıldığında aslında eski bir hamam olduğu biliniyor. O daha sonra 5. yüzyıllarda o hamamın üzerine işte bu güzel şirin kilise yapılıyor. Kilise 18. yüzyılda ise camiye çevriliyor. Kalenderhane Camii oluyor. Tabii Kalenderhane Camii denmesinin de nedeni yapıldığında kalender dervişlerine veriliyor ve o nedenle buraya Kalenderhane deniyor. Sevgili dostlar, Kalenderhane Camii işte hemen arkamda görmüş olduğunuz bu küçük güzel cami. Ancak tabii caminin şöyle bir dezavantajı var. Hemen yukarısında Beyazıt Camii, iki sokak arkasında ise Süleymaniye camileri var. Gerçekten hani Osmanlı'nın en büyük, en güzel camilerinden iki tanesi. Tabii onlar çok dolu, tıklım tıklım. Buranın cemaat bulması birazcık zorluk olmuş. Çünkü o kadar iki büyük mabedin yanında bu küçük mabede çok da cemaat toplaması biraz zor olmuş. Onu söyleyelim ama hani geldiniz Beyazıt'ta, geldiniz Süleymaniye'ye, oraları gezerken onu az önce gösterdiğim o şirin sokağın içinden Kalenderhane Camii'ne gelebilirsiniz. Hani hem güzel fotoğraflar çekebileceğiniz bir sokak hem de bu güzel yapıyı muhakkak görün. Birazcık tarihinden bahsedelim. Tabii ne dedik? Burası eski bir kilise dedik. Camiye çevrildiğinde çok karanlık olduğu için etrafında çok güzel pencereler açılmış daha sonradan. Aslında çok da güzel açılmamış. Daha sonra restorasyon görüyor. Pencereler yapılıyor. Yine kubbesine pencereler koyuyor ki içeriye birazcık daha ışık alsın, birazcık daha aydınlansın diye. Ne dedik? Aslında temellerinde hamam var. Üst tarafı daha sonra kiliseye çeviriyor. En son cami yapılıyor. 18. yüzyılda bunu kim yaptırıyor? Babus Seda Beşir Ağa. Yaptırılıyor. Dediğim gibi kalender dervişlere de burası veriliyor. Uzun süre burası medrese olarak kullanılıyor. Tabii aynı zamanda burası bir vakıf olarak inşa edildiği için, yani buraya medrese diyenler de var. Aynı zamanda vakıfı olduğu için de buradaki fakir fukaranın okutulması ve doyurulması için de güzel bir vakıf kuruluyor. Onu kim belirliyor peki o dönem? O dönemin İstanbul valisi buradaki fakir fukarayı belirliyor ve onların eğitimi ve yiyecek ihtiyaçları yine burada Kalenderhane Camii'ne kurulan vakıf tarafından verildiğini belirtelim. Tabi ne dedik? Daha önce kiliseydi. Peki ne zaman zaviyeye çevrildi? Onu da belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra burayı zaviyeye çeviriyor ve
kalender dervişlerine veriyor dedik. Uzun bir süre burası vakfiye ve zafiye olarak devam ettiğini belirtelim. Tabii Fatih Sultan Mehmet buraya bir vakfiye kurduğunda daha önce nerede görmüştük? Fatih Camii'nde de, kendi adına yaptırdığı camide de çok güzel bir vasiyeti vardı. İşte buradaki Kalenderhane Camii'nin vasiyeti de çok güzel. Dilerseniz onu okuyayım size. Bir köşede kanaat getirip oturan, fakirlere hizmet edecek inancı tam şeyhe 10 akçe. Zaviyenin işlerine bakan kişiye 5 akçe. Cuma namazından sonra yapılacak sema meclisinde Kur'an-ı Kerim ve Mesnevi Menevi'nde parçalar okuyacak olan kişiye 1 akçe. Sema meclisinde şiirler okuyacak 2 kişiye 1'er akçe. Semazenlere eşlik edecek 4 çalgıcı derviş için 2'şer akçe. Zafiye veya çevresinde oturan dervişler için 40 akçe, misafir olan ve muhtaç kişilere 15 akçe tahsis edilmiştir. İşte Fatih Sultan Mehmet burayı zaviyeye çevirdikten sonra bu vakfiyede böyle bir vasiyet veriyor ve o da yıllar boyunca bu şekilde devam ediyor. Ne zamana kadar? Burası büyük bir deprem geçiriyor, hasar görüyor, hatta yangın geçiriyor ve kül oluyor. Daha sonra 18. yüzyılda Beşir Ağa tarafından tekrardan yaptırılıyor, onarılıyor ve ibadete açılıyor. Kalenderhane Camii'nin içine geldik. Şöyle etrafınıza baktığınızda çok farklı renklerde mermer sütunlar göreceksiniz. O sütunların üzerinde de yine çok farklı renklerde mermer tablolar var. İşte somaki, hafif daha yeşilimsi, kırmızımsı, pembemsi renkte çok farklı mermerleri görmek mümkün. Yukarıya doğru kafanızı kaldırdığınızda ise küçük bir kubbesi var. O kubbelerinde diğer yan taraflara oturtulmuş keyifli bir yapısı var. Bu ana kubbenin yanında bir de küçük bir kubbesinin daha olduğunu belirtelim. Hemen arkamda ise daha sonra camiye çevrildikten sonra mihrabını ve minberini görüyorsunuz. Küçük ahşap minber ve mihrabı var. Tamamen sütunlarına, sütunların üzerindeki yapılan taş oymacılarına baktığınızda, mermer oymalarına baktığınızda klasik bir Bizans dini yapısı olduğunu anlıyorsunuz. Küçük bölüme geçtiğinizde ise buranın plan yapısının bir haç şeklinde yapıldığını tekrar belirtelim. Yine etrafınıza baktığımızda daha sonradan dedik ki 18. yüzyılda tekrardan burası ibadete açılıyor. Çok güzel kalem işlemeleri var hemen mihrabın üst kısmında. Oralara açılan pencerelere de güzel kalem işlemeleri yapılmış. Yine kubbede çok güzel Osmanlı kalem işlemelerinin olduğunu belirtelim. Ama içeriye geldiniz, benim bulunduğumuz yere yani iç kısma geldiğinizde tam karşınıza iki tane sütun üzerinde güzel bir kitabe var. O kitabelerin altında ise siyah mermerden veya başka bir taştan çok güzel iki kapı var. O kapıların da üzerinde üçgen bir yapı, altında ise yine kubbesi olan bir taç kapı, yani böyle bir giriş kapısı, bir şehrin giriş kapısı gibi sütunların iki tarafında da bulunuyor. İşte o iki sütun etrafındaki o yapıların, o resimlerin kiliseden kaldığını belirtelim. Yine kiliseden kalan çok güzel sert yeşil somaki sütunlar, yekpare sütunlar olduğunu belirtelim. O sütunların üzerinde de inşa edilmiş, daha sonra yapılmış pencereler bulunuyor. Yukarıya doğru baktığınızda ise gerçekten hani buranın tam bir kilise olarak inşa edildiğini anlamak mümkün. Müzik
Aslında yine burada çok önemli yerler var. Alt tarafında farklı eserler var. Yine yan tarafından şu anda kapalı olup da içeriye girebileceğiniz çok önemli eserler var. Ancak şunu da belirtelim. Buradaki bazı eserler daha sonra buradan alınıp arkeoloji müzesine götürüldü. Şu anda kiliseyle ilgili herhangi başka bir şey görmeniz mümkün değil. Ama bazı yerlere dikkatli baktığınızda ise o eski kilise döneminden kalan bazı yapılar var. Oralar sökülmemiş. Mesela çok önemli bir tüm üzerinde yine bir yazı vardı Bizans döneminden kalma. O yazı da alıp arkeoloji müzesine götürüldü. Sadece ana giriş kapısının hemen üst tarafında küçük bir yapı kaldığını belirtelim. Tabii dedi ki hem 18. yüzyılda, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda burası farklı farklı badireler anlatıyor. Atlattı işte yangın çıkıyor, altı duruma düşüyor, daha sonra yıkılıyor yine. En son 30'lardan sonra burası tamamen minaresi yıkılıyor, altı duruma düşüyor ve burada yine dedik ya burası kuruluk hem de bir vakfiyesi vardı fakir fukara oradan nasiplenebilsin diye. Yine aynı şekilde burası ibadette kapalıydı ama yine fakir fukaranın gelip sığındığı, kaldığı bir yer durumundaydı. Daha sonra tekrar restorasyonu yapıldı ve ibadete açıldı. Sevgili dostlar, size önce Beyazıt Camii'ni, Sultan II. Beyazıt yani Beyazıt Veli'nin hayatını, hikayesini anlattım. Daha sonra hemen aşağısında bulunan Kalenderhane Camii'ne geldik ve buranın hikayesini dilim döndüğünce kaynaklardan araştırdığımca anlatmaya çalıştım. Ama artık programın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.